Pablo Picasso, burada. Thomas Edison, burada. Agatha Christie, burada. Mozart, burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı. Geleceğe destek ol. Sevdiklerimizle doya doya vakit geçirmek için kolları sıvıyoruz. Yapılan araştırmalar, bakanlığımızca uygulanmakta olan COVID-19 aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz. İzmir'in Ege'den Türkiye ve Dünya'ya açılan tek televizyonu TR35 ekranlarından hepinize keyifli hafta sonları diliyoruz. Ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta program konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Veysel Şahin. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba efendim. Başkanım en son bir yıl önce beraberdik. Evet, o ciğerlerimizin yandığı o orman yangınlarında bir ağaçlandırma seferberliği başlatmıştınız ve onun sonrasında bir hayli yol aldınız hem parti çalışmalar olarak hem il başkanı olarak. Başta il binanızı değiştirdiniz. Onları da o soruların arasında yeni binanız da var. Fakat ben son toplantınızla izin verirseniz başlamak istiyorum. Sizin genel başkan yardımcınız Sayın Profesör Doktor Mevlüt Karakaya'nın da katılımıyla bu muhtarlarımızı da kapsayan bir çalışmanız oldu. Sanırım adım adım 2023 İl Anadolu programı kapsamında iki günlük bir çalışma gerçekleştirdiniz İzmir'de. Ben bununla başlamak istiyorum. Nasıl bir program gerçekleştirildi ve bunun sonuç bildirgesi olarak neler söyleyebilirsiniz? Efendim, genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla adım adım Anadolu, adım adım 2023 il Anadolu temasıyla 81 vilayetimizi kapsayan genel başkan yardımcılarımız, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerimizin katıldığı, bütün illerdeki STK'ların, sanayi odasının, ticaret odalarının, hemşehri derneklerinin, esnafın, halkın, partilerimizin durumlarını inceleyip genel merkezimize 2023'e bir yol haritası olması için bir çalışma başlatıldı genel merkezimizde. Bu kapsamda da 13-14 Kasım tarihlerinde de genel başkan yardımcımız Profesörüm Doktor Mevlüt Karakaya'nın başkanlığındaki bir 9 kişilik bir heyetle İzmir milletvekillerimiz, Kütahya milletvekilimiz ve MYK üyelerimizden oluşan kalabalık bir heyetle 2 günlük bir İzmir ziyareti yapıldı. Bu ziyaret kapsamında İzmir'deki esnaf odaları, sanayi odası, ticaret odası, efendim hemşehri dernekleri, partilerimiz, seçim meydanları, şehirimiz, ilçelerimizin büyük meydanlarında biz aynı tarihte üye kayıt şeyleri başlattık, işlemleri başlattık bütün İzmir'de, 30 ilçemizde.
Bunları da ziyaret ederek not almak üzere geldi. Birinci gün. İkinci gün İzmir'deki muhtarlarımızı, meclis üyelerimizi ve ilçe başkanlarımızla bir istişare yaptık. Onlardan değerlendirmeler alındı ve dönüldü. Çok verimli, çok güzel çalışmalar yapıldı iki günde. Heyet de çok memnun, mutlu ayrıldı. Gelen heyetimiz de çok memnun, mutlu ayrıldı. Ben de, biz de teşkilatımızın bu kadar diri, ayakta, güçlü ve seçime hazır, 2023'e hazır olduğunu görerek mutlu olduk. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. De pandemi sonrasında herhalde bir araya geldiğiniz ilk özlemişiz güçlü bir toplantı. Evet, o da ilk toplantıydı. Gerçi pandemi sonrası demek ne kadar doğru bilmiyorum. Pandemi hala devam ediyor ama artık aşılanmanın da verdiği bir rahatlıkla sanırım organizasyonlar İnşallah biraz daha devam ediyor. Biz geriye dönülmeyeceğini evet, umuyorum. İnşallah. Tabii bu özlemin evet, de yarattığı bir duygusallıkla organizasyonlarda farklı bir hava estiriliyor. Peki muhtarların birebir sizinle temasa geçen muhtarlar olsun ya da söz aldılar mı bilmiyorum toplantıda efendim, ama. Biz Ağustos'taki açılımdan bu yana bölge milletvekillerimizle birlikte zaten her hafta sonu bir ilçemizde muhtarlarımızla birlikte çalıştık. Bu çalışmanın bir altyapısı var. Biz görüş aldık, temaslarda bulunduk, çalışmalar yapmış idik zaten. Bu çalışma onun bir sonucuydu. Evet. Burada da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Çok. Peki genel olarak muhtarlarla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne muhtarların serzenişi en çok ne yönde oldu? Ya da hangi konuda yardım biz, talepleri oldu? Bizim muhtarlara bakış açımız siyasi saikler içermiyor. Evet. Muhtarlar iki şeyimiz var. Sayın Genel Başkanımız muhtarlara demokrasinin temel taşları diyor. Rahmetli Demirel de hangi kazanda ne pişiyor muhtarlar bilir dermiş, evet, demiş ya da bir şeyinde. Evet. Biz hadiseye bakış açımız şey, muhtarlarımız siyasi saiklerin üzerinde özellikle kırsalda bölgedeki insanımızın her derdine ortak, her derdinden haberi olan, birincil olarak ilk müdahale eden, hastanesine, cenazesine, sıkıntısına, odununa, kömürüne, yardımına, ihtiyacına yetişen insanlar olması hasebiyle biz tam da bizim alanımız muhtar alanı şöyle ki biz Türk milliyetçileri olarak insanımıza hizmeti ibadet kabul eden bir gelenekten geliyoruz. Biz insanımıza hizmet etmeyi, insanımıza hizmeti bütün siyasi saiklerin üzerinde addediyoruz. Bu bizim için aslında sebep değil, sonuç. Biz insanımıza hizmet etmek bizim birincil vazifemiz. Muhtarlar da buradaki en önemli araçlar, aracılar, birincil yapılar. Biz bu yüzden muhtarlarla bizim temaslarımız değişik şeyler. Biz muhtarın siyasi şeyine, görüşüne, düşüncesine bakmayız. Biz insanımızın darda olan, sıkıntıda olan, efendim yardıma muhtaç olan insanımızın siyasi düşüncesine, oyuna, yoluna, şeyine, cinsine, cibilliyetine bakmayız kimsenin. Doğru. Biz hizmet odaklı, hizmet merkezli
insanlar ve partiyiz. O yüzden tam da bizim alanımız o alan efendim. Zaten yani bu tarz ihtiyacı olan, bunu muhtarlar için söylüyorum. Yani evet. Bu tarz ihtiyacı olan insanların siyasi görüşlerinden yola çıkarak karar vermek o insanı zaten o görüşe mahkum etmek gibi olur. Yani eğer sen o insanı kazanmak istiyorsan hangi görüşten olursa olsun olaya siyasi olarak değil sizin biz dediğiniz kazanmak gibi. Kazanmak bile yani biz insanlığa kazanmak evet. isteriz ancak. Evet. Hani bunu siyasi bir sahip sonu İşte diyorlar ki şu köyde MHP'ye hiç oy çıkmadı ama böyle bir derdimiz var. Hay hay kardeşim, başımızın üstünde yerimiz var. Biz asla yani biz bir şey yapalım da bize oy gelsin diye bakamayız insanımıza. Çünkü biz insanımıza biz yani insana yaratılmışların en şereflisi diye bakıyoruz. Bizim hani siyasi sahiple bakmıyoruz. Yaratılanı severiz, yaratandan evet. ötürü diyorsunuz yani. Evet. Başkan peki yine bu sanıyorum bütün ülkede senkronize bir şekilde bu adım adım 2023 ve İl İl Anadolu programı. Efendim çünkü... geçtiğimiz pazar itibariyle İzmir 40. ildi. Evet. İnşallah 40. ildi. Bu ayın sonuna kadar tamamlanacak ve 81 siz il başkanları olarak zannediyorum bir toplantıda da konuşacaksınız. Evet. Ondan diye. Sonra da işte genel merkezimiz bunları toplayacak, bir anlamlı hale getirecek ve seçim sattı mahalline o şeyle yol haritasıyla haritayla çıkacak. Evet. Peki yine aynı program kapsamında Ege Bölge Sanayi Odası ve İzmir Ticaret evet. Odası ziyaretleriniz oldu. Bu ziyaretten biraz bize bahsedecek olursanız. Birinci gün Esnaf Odaları Birliği Başkanımızın ve Esnaf Odaları Başkanlarının Fırıncılar Odası, işte Ayakkabıcılar Odası gibi, Taksiciler Odası, evet. Otomobilciler Odası gibi oda başkanlarıyla yaptığımız toplantıda sektörün problemleriyle ilgili bilgiler aldık. Efendim, ikinci günde aynı günde Sanayi Odası Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, Meclis Başkanlarımız yani Sanayi Odası Meclis Başkanı, Ticaret Odası Meclis Başkanlarımızın da başkanlarımızı da ziyaret ederek onların da sektör hakkındaki sıkıntıları, problemleri hakkında bilgiler aldık. Genel merkezimize iletilmek üzere efendim. Evet, evet. Çok verimli, şeyli bir toplantı gerçekleştirdiğimiz. Yine Kütahyalılar, Mardinliler ve evet. Erzurumlular, bir de sanıyorum Erzincanlılar. Evet mıydı? Efendim. Evet, Erzincanlılar İzmir'de derneklerinin. İzmir'de, onun dışında da. Onların kendi organizasyonlarına sanırım siz katıldınız. Yanlış mı okudum? Evet efendim. Evet. Biz İzmir'deki ilk il yoğunluğunda ilk 10'da 10 il içerisindeki işte evet. Mardinliler, Erzurumlular, Kütahyalılar ve Erzincanlılar hazırladığı programlara iştirak ettik biz de. Çok keyifli, çok görülmeye değer şeydi, programlardı. Çok mutlu olduk. Yani vatandaşın, halkımızın, insanımızın ilgisinden çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Yani yarına dair, 2023'e dair çok güzel duygularla ayrıldık. Peki bu arada siz Torbalı ilçe binasını da yeni aldığınız için onun açılışını da gerçekleştirdiniz. Evet, Torbalı... Önce şeyi sorayım, buyurun. Yeni binanızdan memnun musunuz? Yeni il binanızdan memnun musunuz? Çünkü geçen sene program yaptığımızda taşınmak üzereydiniz. Evet efendim. O programdan sonra yeni binamıza taşındık. Alsancak'ta müstakil bir bina olması hasebiyle tabii ki fiziki olarak daha çalışmaya müsait, daha bütün arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin oturabileceği, misafirini ağırlayabileceği bir şeye sahip, tabii, merkezi bir yer. Babalık yapıp sadece kendi evinizi değil, ilçelerin de evini değiştirme anlamında böyle gayretiniz evet, var. Evet, devam ediyor. Torbalı'da. Bu sanırım
Oradaki yöneticilerin yere, sizin ilçe yöneticilerinizin ilde de aynı şekilde evet. hedefe odaklanması için ve tamamen hani bağımsız çalışması için daha doğru bir karar diye evet, düşünüyorum. Rahat çalışma diyelim. Çünkü bir ilçe yönetiminde işte buranın kirası da ödenecekti, bu da olacaktı, işte biz buradan çıkacak mıyız, oraya mı gidecek miyiz derdinden evet. daha ziyade hem daha güçlü hissetmesini sağlar hem de daha bağımsız. Evet, çok faydaları var. Evet. Ya yani çok faydaları var. Biz yani kendi malımızda olalım evet. geleneğinden geliyoruz. Evet. Böyle de bir şeyimiz, özel durumumuz var. Torbalı'da da yeni aldığımız bina evet. orayı da satın alındı değil mi? Evet, başkanım, satın alındı. Değiştirme çok satın alındı. Evet. Efendim. Peki buradan üye yapısına geçelim. Şimdi Sayın evet. Veysel Şahin İl Başkanı olduğunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin İzmir üye sayısı kaçtı? Şu anda üye sayınız kaç? Üye sayımız çok hızlı bir şekilde artıyor. Biz sayıları söylememe gerek yok ama ya şöyle bir şey ifade edeyim evet. ben size. 40 bine yakın üyemiz. İşte bu cumartesi günü Bayraklı'da, Bornova'da, şeyde, Buca'da, efendim Torbalı'da, Gazemil'de üye kayıt işlemleri yaptık. Buca'ya Buca kayıt işlemleri yapan Gediz'de meydanda bir meydana gelen heyetimizle birlikte uğradık. Ne zaman başladınız dedim. Dediler ki başkanım saat 14'te başladık dediler. Biz vardığımızda 16'ydı. Kaç üye yaptınız dedim. 176 üye yaptık dediler. Teşekkür ettik ayrıldık. Yani dakikada bir yani, buçuk üye yapmışlar. Yani şükürler evet. olsun. Çok değişik bir dip dalgasıyla geliyor. İşte geliyoruz. Partimize çok büyük teveccühler var. Ben de bunun şükürler olsun keyfini yaşıyorum. Peki başkanım sizi ben arkadaşlarımız çalışıyor. Evet maşallah diyelim. Evet. Şimdi sizin iktidar ya da hükümetin birçok İzmir programlarına katıldığınızı görüyorum bakanlık evet, düzeyinde. Tamamına katılıyorum. Evet katıldığınızı görüyorum ve bu katılımlar da karşılıksız da kalmıyor. Aynı zamanda bir iadeyi ziyarette il başkanlığınıza evet. kimi bakanların evet. Bu konuda herhalde evet. sizin desteğinizden memnun olsalar gerek evet. ki size iadeyi ziyaret de gerçekleştiriyorlar ama ben bunu şöyle sormak istiyorum. Sizin programlarınıza iktidar cephesinin katılımı nasıl bu yönde bunu öğrenmek istiyorum. Yani sizin gösterdiğiniz hassasiyet aynı şekilde gösteriliyor mu? Tabii ki gösteriliyor. Evet. Ben Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini genel başkanımdan Devlet Bahçeli'den bilfiil aldığım talimatla yapıyorum. Karşılıktan da çok memnunum. Herhangi bir ayrılık da söz konusu değil. Yani bir yani hangi programa davet etsem geliyorlar. Gitmem gereken her programlarına gidiyorum. Memnuniyetle gidiyorum. Evet. Ben orasını merak ediyorum. Ben sizi görüyorum. Her nokta, yani programda varsınız. Her programa yani beni davet ettikleri gitmem gereken her programlarına gidiyorum. Yani Cumhur İttifakı'nı elimizle, kolumuzla değil gövdemizi koyduk. Öyle destekliyoruz. Yani desteğimiz şey değil, öyle günlük, anlık değil yani. Peki o zaman hemen bu şekilde Sayın Devlet Bahçeli'nin okumak istiyorum yanlış söylememek buyurun için. Buyurun. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Evet. Biz hükümet ortağı değiliz. Yönetimde siyasi sorumluluğumuz da bulunmuyor. İdari tasarruflar tamamen hükümetin tekelindedir. Biz bu sözü yani bizler Sayın Genel Başkan'ın bu sözünü nasıl anlamalıyız?
Sayın Genel Başkanımızın bu sözünü biz şöyle algılıyoruz. Sayın Genel Başkan, biz hükümetin ortağı değiliz diyor. Evet. Hükümetin ortağı değilken verilen mesaj bize. Biz hükümetin ortağı değiliz. Yani biz ortağı değiliz, destekçisiyiz. Hükümetin destekçisi biz, bu ittifakı, ittifakın bir parçasıyız. Sonuna kadar da destekliyoruz. Yani bunu Sayın Genel Başkanımız 2023'e demişti. Sayın Cumhurbaşkanımız 2073'e demişti. Yani inşallah sonsuza dektir. Anladım. 2073'tür yani. Peki İzmir'deki yani genel merkezlerden bağımsız olarak İzmir'in uyumuyla ilgili genel ne söyleyebilirsin? Genel merkezlerden bağımsız ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin şöyle, il başkanıyım. Genel merkezimin talimatı olmadan bir adım atmak. Senkronizasyon için. Asla. Yani ben gelenekten gelme, ülke ocaklarından gelme bir kişiyim. Efendim, ben genel merkezimin talimatının dışında hiçbir bir adım atmam yani. Anladım. Attığım her şey, yaptığım her çalışma, faaliyet genel merkezimin bilgisi ve şeyi dahilinde. Görüşü dahilindedir. Evet. Peki o zaman İzmir'e dönelim. Şimdi yerel seçimlerin üzerinden 32 ay gibi bir süre geçti. Evet. Biz bunu geçen programda da konuştuk. Sizin en önemsediğiniz, en eksikliği duyulan çalışmalardan bir tanesi ulaşımdı. O zaman evet. da söylemiştiniz. Şimdi baktığımızda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çalışmalarıyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı'nın gözünden evet. bu 32 aylık süreçle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Efendim, biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 32 ay oldu. Geriye ne kadar kaldı? Bu kadar kalmadı değil evet, mi? Evet, kalmadı. Geriye bu kadar kalmadı. Yani yarıya geldi. Ama iki, geçen afişler asmış şeylere, billboardlara 7 trilyonluk yatırım yaptık diye. Ben de şimdi denk geldiği yerde insanımıza, vatandaşımıza soruyorum. İzmir'de 7 trilyonluk yatırım yapılmış. 7 trilyonluk bir yatırım görüyor musunuz İzmir'de diyorum. Vallahi biz görmüyoruz. Yani göreni de görmedim ben. Ben gördüm. Şu iş yapılıyor diyeni de görmedim. Şimdi geçen gün bir beyanat veriyor Sayın Tunç Soyer. Diyor ki İzmir'i döngüsel şehir ilkeleriyle yönetiyoruz diyor. Evet. Yaz bak, bir daha okuyamazsın. Evet. İzmir'i döngüsel şehir ilkeleriyle yönetiyoruz diyor. Evet. Hani döngüsel şehir ilkeleri neyse biz onu da bilmiyoruz. Halbuki biz bir Anadolu insanı olarak gördüğümüze inanan, efendim görerek bir şeyi, görerek dokunarak inanan bir şeyden geliyoruz. Hani biz döngüsel şehir ilkelerinin ne olduğunu da bilmiyoruz. Ama benim bildiğim bir şey var. İzmir'in trafik problemleri yoğunlaşarak devam ediyor. Evet, maalesef. İzmir'in kentsel dönüşüm diye %70'i gecekondu olan bir şehir problemleri artarak devam ediyor. Binalar 2 yıl daha yaşlandı. Zaman geçiyor ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şurada kentsel dönüşüm alanı ilan ettik, şurada kentsel dönüşüm yapacağız dediği bir yer duymadım, görmedim. Deprem oldu. 1 yıl 1 ay oldu deprem olalı. Bu ay ayın 6'sında, önümüzdeki ayın 6'sında devlet, hükümet o
bağırdıkları, çağırdıkları hükümet 5000 evi yaptı, teslim ediyor. 6'sında başlıyor ilk teslimat. Efendim, İzmir Büyükşehir Belediyesi daha deprem raporunu hazırlayıp bitirip önüne koyamadı bu milletin. Yani böyle bir şeyle, yani döngüsel şeyle, şehir ilçeleriyle bizi döndürüyor. Bir yapılan bir şey yok yani. Hani ortaya konulan bir şey de yok. Yani döngü neyse, döngüsel neyse biz hani ben bir Anadolu insanı olarak anladığım bu. Anladım. Yani bu konuda peki Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinizden böyle bir soru yöneltilmedi mi? Burada kastedilmek istenen çalışma yöneltildiğinde de şimdi bu yöneltildiğinde bir sürü şey yönetiliyor. Bir sürü tartışmalar yaşanıyor. Tartışmalar oluyor işte filan ama takip ediyorum ben sürekli İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şeylerini. Sayısal üstünlükleri, sayısal fazlalıkları oranında çok yüksek olduğu için bizim arkadaşlarımızın ne oyuna ihtiyacı var, ne söylemine ihtiyacı var, ne de söylemleri duyuluyor, anlaşılıyor, anlaşılmıyor, uyulmuyor. Nereden biliyorsun bunu? Bunu şuradan şey yapıyorum. Tarihi meslek fabrikası var. Eski DGM'nin olduğu bina, garajın girişindeki yer orası 135 yıllık tarihi meslek fabrikası olarak geçiyor. Belediyenin malı. Burayı Adı Güzel Vakfı diye İstanbul'da bir vakfa 30 yıllığına kiralamış idi. Mevzu anlaşılınca, meclise gelince hemen apar topar işte 30 milyar o verecek milyon, biz işte para vermeyeceğiz, ortak olacağız falan filan gibi bir şeye getirdi. O da bizim meclis üyeleri, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin İYİ Parti'nin meclis üyelerinin karşı koymasıyla hemen geri çektiler. Ondan sonra dün İYİ Parti'nin il başkanı açıklama yaptı ki hangi vakıf yerli ki diye kaç işçi daha aldırdıysa hangi şey yerli ki diye bir açıklamayla sanıyorum şeylerini geri çektiler. Bunun üzerine Sanayi Odası ve Ticaret Odası başkanları İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne verilmesi için müracaatta bulundular. Efendim, onlara da hani bunlar mı yerli sermaye gibi, bunlar mı yerli gibi bir tavırla kale alınmadı, verilecek zannediyorum. Yani kimsenin dinlendiği yok. Sayısal üstünlüklerinin olduğu bir yerde yani demokrasi anlayışı bilmem ne falan gibi her şey rafta. Anladım. Evet. Bunu bu şekilde söylüyorsunuz. Peki başkanım, yerel seçimler için çok var ama şöyle baktığınızda biz bu ilçede çok iddialıyız dediniz. Yani o ilçeyi biz, kardeşim, bunu şöyle izah edeyim sana. Bizim Çeşme'de, bak Çeşme, Çeşme'den bahsediyorum. Evet. Çeşme'de 2014'te oy oranımız %8. Evet. Evet. AK Parti'nin oy oranı %12. Evet. Geçtiğimiz seçimlerde Çeşme'den aldığımız oy %44. MHP olarak mı? Milliyetçi Hareket Partisi olarak mı? Evet efendim. Yani. Bunu yazın bir yere. Yazın evet, bak. Yazdım. Devam ediyorum. Evet. Şimdi Foça'da
2014 seçimlerinde bizim aldığımız oy 12. Evet. AK Parti'nin aldığı oy 9. Evet. Seçimlerde aldığımız oy 41. 44. 45 yanlış söylüyorum. Foça'da evet. Evet, Foça'da 45. Aldığımız oy %45. Evet. Dikili'de evet. 2014'te aldığımız oy %4. Son seçimlerde aldığımız oy %4. AK Parti'nin aldığı oy %12. Oyumuz %40. Bir şey ifade ediyor mu bu? Evet, yani ben, böyle baktığınızda. Ben bundan şunu anlıyorum. Biz Cumhur İttifakı bu şehirde bir sinerji yarattı. Anlamlı bir hale geldi. Birliktelik, bu birlikteliğin bir anlamı var. Ben bu şeylerden, buradan yola çıkarak İzmir'in 18 ilçesini Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'nın alabileceğini iddia ediyorum. Dün de iddia etmiştim, bugün de iddia ediyorum. Yani bizim bu oy oranı, şeydeki oy oranımız, Bayraklı'daki oy oranımız bizim %44. Yani şey oy oranımız, 2014'ten bahsediyorum. Evet. 2014-2016 seçimlerinden bahsediyorum. Bornova'da, Kemalpaşa'da, Torbalı'da, Bergama'da, Menemen'de, Tire'de, Ödemiş'te, Kiraz'da. Biz bu ilçelerin tamamını alabilecek güçteyiz Cumhur İttifakı'yla. Evet. O yüzden ben yerel seçimlerde İzmir'in 18 ilçesini alırız görüyorum. Yani buna da inanıyorum yani. Evet. İnanıyorum buna da. Peki başkanım, erken seçim konuşuluyor. Erken seçim diye bir şey yok. İhtimal veriyor musunuz? Erken seçim diye bir şey yok. Evet. İhtimal de vermiyorum. Öyle bir şey yok. Erken seçimi kimin istediğini, kimlerin istediğini biz biliyoruz efendim. Şey istiyor diye, Amerika istiyor diye Türkiye'de seçim yapma zamanı geçti. Eskiden de o. Eskidendi. Eskiden Amerika istediğinde Türkiye'de ihtilal yapıyordu, seçim yapıyordu, efendim hükümet değiştiriyordu, başbakan indiriyordu, başbakan çıkarıyordu. Onlar eskide kaldı efendim. 15 Temmuz'dan sonra bunların tamamı eskide kaldı artık. Evet. Peki o zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2023 vizyonuyla bitirelim evet. İstiyorum ben. Buyurun efendim. Yani şimdi ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimiz için de Milliyetçi Hareket Partili olmayabilir ya da evet. Şu an herhangi bir siyasi partisi olmayabilir. Evet. Bu anlamda bu kişiler için Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2023 vizyonu ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Efendim biz 2023'te ve 2023 seçimlerinde bugünden çalışmalarına başladığımız, bir yıl önce Sayın Genel Başkanımızın açıkladığı Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz bunun üzerine çalışmalarımızı başlattık, sürdürüyoruz. 2023 senesinde şeyimiz de şu, İzmir'deki benim öngörüm de şu, şimdi bu kadar emperyalist güçlerin Türkiye üzerinde oynadığı oyunların ayyuka çıktığı bir dönemde memleketini seven, milletini seven, vatanını seven, bayrağını seven herkesin bunları anlatmak için sokaklarda, yollarda, vatandaşın yanında olması gerektiğine inanıyorum ben. Ve biz de teşkilat olarak meclis üyelerimiz, taraftarlarımız, insanlarımızın tamamı ile birlikte 2023'e kadar gece demeden, gündüz demeden insanımıza dokunmaya, bunu izah etmeye, bu 2023'ün önemini, ne anlama geldiğini,
emperyal güçlerin bu kadar niçin Türkiye üzerinde hesap yaptığını izah etmemiz gerekiyor. 2023 yoksa Libya yok, Akdeniz yok, Suriye yok, Irak yok, efendim Azerbaycan yok, bir sürü şey yok. Biz buna tahammül edemeyiz efendim. Türk milleti coğrafyada var olma, yok olma mücadelesi verirken bizim emperyalizmin, küresel emperyalizmin şeyine, kıskacına girmememiz gerekiyor. Bu bunun farkında olmayan vatansever, bayraksever, memleketsever, Atatürkçü, milliyetçi insanımıza da bunu izah etmek bizim boynumuzun borcudur efendim. Başkanım, önünüzdeki Ödemiş Efes'i programın anısına sizin oluyor ve baktıkça inşallah programımıza hatırlarsınız. Çok teşekkür ederim. Benim değinmediğim, sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da almak istiyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Zannediyorum bütün konuları konuştuk. Evet. Ben bu vesileyle bizi dinleyen seyircilerimize, arkadaşlarımıza hayırlı günler diliyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Beni kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Veysel Şahin oldu. Kendisine samimi açıklamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni bir haftada yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.